Kıymetli izleyicilerimiz, Ramazan paylaştıkça güzel adını verdiğimiz programımızın yeni bir bölümüyle sizinle birlikteyiz. Mübarek Ramazan ayında sözün ve sohbetin güzelliğini paylaşmaya devam ediyoruz. Değerli seyircilerimiz, uzun süredir Elazığ'da kendini köy çocuklarına adamış bir eğitimci misafirimizle bu akşam birlikte olacağız. Goncalar Solmasın sloganıyla, mottosuyla yola çıktı ve uzun yıllardır kendisini Gonca adını verdiği köy çocuklarına adadı. Yollarda, okullarda çok çeşitli faaliyetler yaparak o çocukların sorunlarını gündeme getirdi. Sürekli köy okullarının dertleriyle dertlendi ve hala da dertlenmeye devam ediyor. Kıymetli bir eğitimci bizimle birlikte Sayın Hacı Ormanoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanınız mübarek olsun. Sağ olun. Allah razı olsun cümlemizin. Seyircilerimize de merhabalar. Çok teşekkürler. Tabii bu programda biz konuklarımızla öncelikle Ramazan'ı konuşmaya çalışıyoruz. Evet. Hacı Ormanoğlu'nun Ramazan'ı nasıl geçer, ne yapar, ne eder? Çocukluğunun Ramazan'ında yaşadığı güzellikler var mıdır bizimle paylaşmak istediği? Biraz buradan başlayalım size sohbete. Eyvallah. Ramazan'ın en güzel yanı paylaşımdır. Nefsimizi terbiye etmektir, sabırlı olmayı öğrenmektir. Rabbimiz diyor ki biraz aç kalın, susuz kalın, sabırlı olmayı öğrenin ki acın halinden anlayasınız. Vallahi gerçekten bakıyorum da şeyi unutmuştuk ya. Garibanları unutmuştuk, açlığı unutmuştuk, susuzluğu unutmuştuk. Şimdi yaşamayana kadar anlayamıyoruz. Çocukluğum benim Adana'da geçti. Hiç unutmam. Adana'nın sıcağı biraz farklı. Ve günler de uzun olduğu için rahmetli anneme dedim ki ben de oruç tutayım. Dedi oğlum daha küçüksün. Sahura da hani çok istiyorduk. Kaldırmak. Oruç şekli çok güzeldi. İstiyorduk. O diyor dedi, zamanı geldi zaten tutacaksın. Dedim ana ben de oruç tutacağım. Bir gün neyse daha bizi kırmadı. Kaldı. Sahuramızı yaptık. O şeyi yaşadık. Bizim Adana'nın sıcağı demek o kadar şey ki bir de unutmuşum. Gittik top oynadık. Oyun oynadık. Onun üzerine bir susuzluk. Bir an ilk orucum bozmak istemiyorum. Ama dayanılacak gibi değildi. Bak bugün kaç yıl geçmiş aradan hiç unutmuyorum. İnanın olsun tamam ezan okumasına az kala. Dedim tek bir şey diyorum bir ezan okusa. Bir su içsem başka bir şey istemiyorum. Ne kadar zormuş o zamanın şeyiyle. Onu yaşadık çocukluğumuzda. Ama onu da yaşamak lazım ki diğer aç susuzları da anlayabilirim. Yani. Eyvallah. Yani hepimizi çok ciddi manada nefsimizi terbiye eden bir unsur. Aç kalmak, fakirin yoksulun halinden anlamak Ramazan'ın en güzel taraflarından birisi. Peki Ramazan sizin hayatınızda bir değişikliğe sebep oluyor mu? Rutin günlerinizden farklı bir değişikliği var mı? Şimdi en güzel yanı gecelerde daha çok değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü bir yat kalktan ziyade hani sahile kalkacağız, suya kalkacağız derken benim okuma programlarım, yazma programlarımı da bu arada götürüyorum. Bir yandan da bol bol Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Okunması gereken kitabı okuyoruz, hatim edinmeye çalışıyoruz, anlamaya mukabele çalışıyoruz. Yapıyorsun. Evet, anlamaya çalışıyoruz. Bu konuda faydası oluyor. Ama tabii ki sabahta mesaiye gidildiği için o şeyde biraz zorlu çekiliyor. Evet, tamam. Rabbim tatlı bir yorgunluk o. Tabii, o kadar tabii. Olacak yani. Eyvallah, çok şikayetçi değiliz yani. Hamdolsun tabii ki. Yani Ramazan'da insanın en çok özlediği şey belki bir anlamda uyku. Çünkü en az, yani geceler kısa, kalkıp yatmak, tekrar namaza kalkmak vesaire derken hakikaten uyku bölünüyor birkaç defa. Peki hocam, biz Hacı Ormanoğlu'nun diğer faaliyetlerini biraz konuşalım bu akşam. Eğitimi konuşalım, evet. Sizin tabirinize goncaları konuşalım. Hocam öncelikle şuradan başlayalım. Kimdir goncalar? Niye ilgileniyorsunuz bu goncalarla? Nedir derdiniz? Goncalar çocuklarımız Gayasettin Bey. Biz bir Şanlıurfa'da 85 öğrencim vardı. Tayinim Elazığ'ın Avcılı Köyü'ne çıkmıştık. Geldim 9 tane çocuk var orada. 5 sınıf bir arada. 9 çocuk. Birleştirilmiş sınıfa. Birleştirilmiş sınıf. Evet. Çocuklara dedim ki arkadaşlarınız ne de dedi öğretmenim okulun hepsi bu. Güldüm yani dedim oğlum bir sınıfta 85 öğrenci var. Burada 9 öğrenciden bir okul olur mu? Hatta muhtar geldi dedi hocam bu okul kapanacak mı? Dedim yok muhtar. Bu okul kapanmayacak ve biz bu bayrağı burada dalgalandıracağız. Kolay değil. 10 kişinin altına sayı düştüğü için okulun resmi olarak kapanması yasal lazım. Yasal olarak evet. Yasal öyle. Biz kapatmadık. İdealimiz vardı. Dedik Türkiye'nin model okulunu oluşturacağız ama ekip 9 kişi. Çocuklarla karar aldık. Halk oyunları ekibi kuracağız, sergiler açacağız, uygulama ben bunların hepsini yazdık. Dedim ki hadi kabul ediyor musun? Evet dedi. Evet bir de bağırıyorlar böyle. Dedim o zaman imza atın dedi. Biz imza atmayı bilmiyoruz. Çok güzel. O zaman sulu boyayı gel dedim. Dedim herkes parmak bassın. Renk. Sarı kırmızı mavi yeşil gözler var ya kağıt böyle. Ama çok hoşlanan bir şeydi.
karar aldık onlarla. Zaten onlarla karar alırsanız başarılı olursunuz. Yani onlara güvenmek zorundayız. Gayasetim tabii ya. Ki. Ondan sonra işte işe koyulduk, çalışmalar yaptık. Samimiyetle bir şey yaptığınızda Allah yardım ediyor. Eyvallah. Mevcudu ona tamamlayabiliriz mi bu ona arada? Ona tamamladık. Sayı 19'a çıktı. Ha. Hatta sonra iki tane çocuk geldi. Bir tane çoban geldi. Onun çocuklarını da kaydettik. 11'e çıktı. Bir tane Diyarbakırlı abi köyde sıva işi yapıyor. Geldi dedi hocam senin okulda kaç çocuk var? Dedim 11. Dedi benim de 12 çocuk var. Devlet bir okul bana açmaz. Dedim çok, oğlum niye olmasın? Çok 12 çocuk var. 12'sini birden verdi mi? Yok onlar küçük tabii boy boyu da. Anladım. Sonuçta güzel bir espriydi. Onlarla başladık etkinliklere, o sergileri açtık. İlk sergimiz mesela köy Goncalaştı bir belediye kültür merkezi. Bilmiyorum siz gelebildiniz mi? O zaman... Saray sineması yıkılmamıştı. Hatırlıyorum orada. Serginizi. Orada başladık. Bu çalışmalar uluslar yerel medyada yer alınca Türkiye'nin dört bir yanından insanlar bize ulaştılar. Çalışmalarımız Tayfun Talipoğlu rahmetli geldi. Geçen sene rahmetli oldu. Geldi okulumuza kaldı. 4,5 saat çekimler yaptı. Bu çalışmaları BAM telepromda falan yayınladılar. Türkiye'nin dört bir yanında insanlar bunu izleyince bize ulaştılar. Yardımlar gelmeye başladı. 8 tane köy okulunu kardeş okul yaptık. Onlara yardım ettik. Düşünün bir köy okulusunuz. Ondan sonra baktık yardımlar devam ediyor. Ne yapalım? Bir dernek kuralım. Goncalar solmasın. Ana ilkemiz bugün hangi iyiliği yaptın dedik. Benim çocukken inanıyorsunuz rüyalar gördüm. Süpermen olurdum. Rüyalarımda insanlara yardım ederim. Bunun bir şey daha var. Rahmetli annem çok iyilik yapmayı severdi. Ebelik yapardı mahallede. Gece yarısı gelirdi. 2'de 3'te işte. Gariban işte çocuğu olacak kimsesi yok. Anam giderdi onlara ebelik yapardı. Ertesi gün ona bir de hediye götürdü. Hani birileri bir şeyler yapar para alır. Tam tersi benim annem üste götürüyor. Üstüne bir elbise bir şeyler alırdı. Gariban anasıydı. Hatta vefat ettiğinde bütün o mahallenin hepsi çok üzülmüştü. Dua etmişti. O yönü belki bize de yansımış ama dünyanın en güzel şeyi iyilik yapmak. Veren el olmak çok muhteşem bir şey hocam. Yani siz biraz da belki dernekle onu yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Hocam şimdi öncelikle ben de bir köy okulu, ilkokulu mezunuyum. Birleştirilmiş sınıflarda okudum. Sınıfımızın merkezinde sobamız vardı. İşte birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar çocuklar etrafında dizilirdik, otururduk. İlk dersimiz soba yakmaydı hocam. İkinci dersimiz öğretmenin evine su taşımaktı. Ama şimdi bunları söylerken belki biraz komik geliyor ama şu çok önemli bir şeydi. Hayatın da içerisindeydik hocam. Yani steril bir ortamda yaşamıyorduk. Çocuklarımız şimdi diyelim ki kapının önünden servise biniyor, okulun kapısında iniyor. Hiçbir şeye dokunmadan, hayatın hiçbir zorluğunu hissetmeden, ayağı kayra basmadan, işte buza basmadan ben... İlk defa ayakkabım hocam orta 1'e giderken oldu. Ben Ankara Lastiği ile bitirdim ilkokulu. Yani bu zorlukları yaşadık. Yani ama hayatı da öğrendik. Ne hayat, dersiniz? İşte hayat bilgisi dersinde aslında işte bu olacak. Biz çocuklarımızı o kadar koruyoruz ki yani aşırı bir koruma. Ve işte soruyorum velilere seminer falan verdiğimde de söylüyorum. Ya bizim yaşadıklarımızı yaşamaz. Bizim çektiklerimizi çekmesin. İyi de bu kadar korumayla biz bir yere götüremeyiz bu çocuğu ya. Daha liseye giden çocuğun annesi banyo yaptırıyor. Ya halen yemek yediriyor. Ya böyle bir şey yok, böyle bir şey olamaz. Onun için bırakacağız çocuğun ayaklarını. Düşe kalka yani. Düşe kalka. Biz çocukluğumuz sokakta geçti. İşte bu mahalle arkadaşlık kitabında da ondan bahsettim. Çocukluğumuz sokakta geçti. Dediğiniz gibi bir Ankara lastiğini giydik. Hiç unutmam bayramda babam bana bir tane kundura almış. Ya 2 numara da büyük zaten. 2-3 numara büyük alıyorlardı. Elbise alırken de öyleydi. Yani 5 sene 10 sene geleceksin işte. Senden sonra da küçüklere kalacak. İmkanı yok. Zaten ona en az 5 sene geleceksin. O gece kondurayı yastığın yanına bıraktım. Sabaha kadar yatamadım. Allah'ım bir an önce bayram olsa sabah olsa şu ayakkabıyı bir giysen. Ayakkabı giydiğimde yürüyüşüm değişmişti. Ama güzellikti. Şimdi biz bunları çocuklarımıza şimdi anlatıyoruz. Çocuklarımızın heresinin 3'er 5'er tane ayakkabısı olunca artık o ayakkabısızlığın ne demek olduğunu bilmedikleri gibi yeni bir şey aldıkları zaman mutlu da olmuyorlar. Mesela bayramlar da öyleydi. Biz benim yine çocukluğum Adana'da geçmişti. 3-4 kilo ailelerimiz şeker alırdı yetmezdi. Güzel bir slogan vardı. Bayramımız kutlu, şekeriniz bol olsun. Böyle bir slogandı. Geldik o şekerden topladıkça gelirdik herkes sayardı. Kim çok fazla şeker toplamış.
Bir de biraz daha maddi durumu iyi olanların şekerleri daha kaliteli. Onlar bir iki defa gidiyordu. Ama güzellikti şimdi ya. Şimdi tabii hocam, Hacı Ormanoğlu'nu Türkiye'ye mal eden tabii ki bir köy okulunda çalışıyor olmasıydı. Şimdi siz eğitimcisiniz. Ama benim üzüldüğüm bir nokta var. Bunu paylaşacağım sizinle. Duygularınızı merak ediyorum. Köy okullarımızın çoğunu kapattık. Cumhuriyet İdaresi müthiş bir atılımla her köye bir okul yapmış. Çoğu okullarımız mesela taş yapılıdır. Hala birçoğu ayaktadır, sapasağlam ama bomboş. Bakıyorsun köylüler bunu samanlık olarak falan kullanıyor. Bunları görünce üzülüyorum. Yani sormak istediğim soru şuydu hocam. Ya bu okullarımızı ayakta tutamadık, çocuklarımızı taşıdık ve büyük merkezi okullara getirdik. Onlar da ayrı problemler oluşturdu. Ama köy okullarımız ayakta kalmalıydı değil mi? Köy okullarımız ayakta kalmalıydı, köylerimiz ayakta kalmalıydı. Hepimiz şehirli olduk, ne olduk? Mutlu değiliz ki. Mutlu değiliz abi. Kesin. Kime soruyorsan nasılsın, nasıl olarak diyor. Bu neyse seni dövecek ya, korkuyoruz. Korkuyoruz sormaya ya, bu değil. Bakın doğru söylüyorsunuz, ben 6 yıl işte okul onun kapanmaması için mücadele ettim, 6 yıl ulaştım. Avuculu merkezi bir köy. Merkezi bir köy. Ama en son öğrenci sayısı çok düşmüştü. Dedim ki kimin çocuğu olursa çeyrekte kaçar. Şu okulu kapatmayak. Çocuk yok. Şimdi mesele şu. Ama hemen hemen gidiyorum sürekli. Görev yaptığım köylere gidiyorum. Daha önce Nevşehir'de görev yapmıştım. Oraya da geçen yıl gittim. Avcılı'ya da gittim. Bir nenenin söylediği şey beni çok etkiledi. Hocam dedi, biz kıymetini bilmedik. Her sabah kalkıyorduk çocuklar, işte o andımızı okuyordu, bir şeyler yapıyordu. Bir cıvır cıvır sesler vardı. Bak şimdi okul, burası aynı mezarlık gibi olmuş. Dedi ben her okula baktığımda ağlıyorum. Sayı 5 de olsa, 3 de olsa o okul açık olmalı. Herkes köyünde okusun. Biz o taşımaya şöyle verdiğimiz parayla öğretmeni oraya taşıyalım. Öğretmenleri taşıyalım. Çünkü hocam siz bir de yani benim gözlemleyebildiğim kadarıyla yani hayatı da öğretiyordunuz çocuklara. Bitki ekiyorsunuz, sebze yetiştiriyorsunuz, ağaç dikmeyi öğretiyorsunuz. Yani çocuğa hayatında lazım olacak birçok şeyi de veriyorsunuz hocam. Bunu boyutuyla ne dersiniz? Bakın şu bir tane öğrenci vardı köyde. Anne babası vefat etmiş. Yetim öksüz bir çocuk. İçine kapanık. Dışlanmış. Herkes tarafından böyle bir ne bileyim dışlanmış bir vaziyette. Çok üzülüyorum. Ben de o tip çocuklar daha çok üzülüyorum. Biz de hem yetim hem öksüz kaldık ondan bilmiyorum ama sonuçta bu çocuğu da kazanmaya çalışıyorum böyle. Yürekleri tertemiz, doğal. Köy çocuklar çok doğallar. Ve bir gün resim yaptırıyoruz. Herkese dedim ki çocuklar resim yapalım. Bu öğrencim de bir şeyler kararlamış kıyasetim. Sırf onun çalışmasını asmam, ona dokunmam lazım, yüreğine dokunmam lazım. Geldim çalışmasına şöyle baktım, ne kadar güzel bir sanat eseri yapmışsın, muhteşem dedim, çok hoşuma gitti. Döndü şöyle baktı, dedi gerçek. O da inanmıyor. İnanmadı. Ne yapsın ha? Hiç kimse onu reyitmemiş ki, hiç kimse güzel tuttun dememiş ki, güzel işler yaptın dememiş ki. Üzüldüm bir yandan, dedim yok ben çok beğendim. Hatta yıldızlı pekiği attım, yıldıza verdim ve panoya birlikte astık. Küçük bir dokunuş ama ne oldu biliyor musunuz? İki gün sonra, bu çocuk normalde okula geç geldi de bakın erken gelmeye başladı derken iki gün sonra bir nene geldi, nenesiyle kalıyor. Nene sınıfa girerken ayakkabısını çıkarıyor ya. Dedim nene ne yapıyorsun? Dedi buraya, burası kirlenmesin. Dedim yok yok biz ayakkabıyla gidiyoruz. Ne oldu ayakkabını çıkarma gel. O ayrı bir Anadolu insanı, ayrı bir samimi. Hani o yer altından madencileri çıkarmıştı sedyeye binerken. Ayakkabısını çıkarmış diye aman kirlenmesin. O Anadolu hassasiyeti. Aynen. O nene de aynı öyle düşünüyor. Dedim geldi. Dedi sen benim bu torunuma ne yaptın? Dedim ne oldu ki? Benden bir şey mi oldu? Dedi iki gündür her zaman 8'de 9'da okula gelmeyen çocuk iki gündür saat 6'da kalkmış diyor. Nene çabuk geciktik çabuk gidelim. Ne oldu? Nene bu hacı öğretmen beni çok seviyor. Benim resmimi astı. Beni duvara, sevdi, beni onur etti. Çocuk var ya, öyle bir anlatmış ki, nene hüngür hüngür ağlıyor, bizi de ağlattı. Bir poşet var elinde, siyah poşet. Dedi, bu 4 tane yumurta var içinde. Dedi ki, 2 tane tavuğum var. Aslında dün gelecektim, 2 gündür bekliyorum yumurtlasınlar. Öğretmenden taze yumurta götüreyim. Başka da getirecek hediyem yok, hacı öğretmen dedi. Var olanı veriyor hocam. Ya var olanı ama dünyanın en güzel hediyesini bize verdi. Bir yandan gözyaşlarıma da hakim olamadım. O hediyeyi aldık ama dedi sen Allah senden razı ola. Ölmüşlerin nuru içinde yatsın ki bu çocuğumu sevindirdin ya. Bu torunumun yüzünü güldürdün ya.
Allah daim senin yüzünü güldürsün. Şimdi belli şeyler yaşanır anlatılmaz. Buna benzer binlerce dönüt almışız, binlerce mektup almışız, mesaj almışız. Onun için koşturuyoruz, koşmaya devam ediyoruz. Yani. Yüreğine dokunacağımız binlerce garip var. Daha düneyin 5 ilçeye gittik, o da bir güzellik. Hocam, siz sadece sıradan bir öğretmen olmanın ötesinde çıkmaya çalışıyorsunuz. İdeali olan insanlara hayranım hakikaten. Yani sıradan 657 çerçevesinde kalıp sınıfınıza girip çıkıp evinize gidip yatabilirsiniz de. Yani sizi devlet bu işlere zorlamıyor. Aynen. Ama siz bir gönül koymuşsunuz bu işe. İşte köy çocuklarına goncalar solunmasın diyorsunuz. Onların yüzünü güldürmek için sahadasınız, yollardasınız. Bunu çok kayda değer, saygı değer bir davranış olarak görüyorum. Emeğiniz boşa gitmesin. Bir yandan da yazıyorsunuz. İşte 3 eseriniz çıktı. Evet. 4.'sü yolda. Yaşadıklarınızı, tecrübelerinizi yeni nesillerle paylaşmak için kalem oynatıyorsunuz bir yandan da. Tabii ben onları çok sevdiğim Mahalle Arkadaşlığı ve Goncalar Sormasın değerli seyirciler, kıymetli hocamızın 3 kitabı. Yazmaya devam ediyorsunuz bildiğim kadarıyla. Yeni okumaya, kitabınız, yazmaya. Eyvallah, ne güzel. Yeni kitabınız çocuk eğitimiyle ilgili olacak. Hmm. Çocuk eğitimine bilinçli anne baba olur. Buna benzer başlığa takılmaya da gerek yok. Ama bu konuda çok sıkıntılarımız var. Nedir sıkıntımız hocam? Velilere verdiğimiz seminerlerde şunu gördüm. 45 dakika sürecek program 3,5 saat sürdü ya. Anneler beni soru yağmuruna tuttu. Hepsi dertli. Aslında çözüm üretmek istiyorlar. Diyorlar ki öğretmen bize diyor ki çocuğunuzla ilgilenin biz ne yapacağız? İşte burada sıkıntı burada. Nasıl ilgileneceğiz? Ne yapacağız? Yönlendirme yani. Yönlendirme. Bizim zamanımızda hani bir sokakta büyüdük ama bir şey yoktu. Bir televizyon bilgisayar izleyebiliyorduk. Bizi etkileyen fazla etken yoktu. İşte okulda öğrendiklerimiz oydu. Ama şimdiki çocukları taput gibi saran şeyler var. Teknoloji, internet, şu bu. Yani gerçekten şu anda kuşatılmışlar çocuklar. Kuşatılmışlar. Bu çocuklar için ne yapacağız? Ama şuna üzülüyorum. Bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi almak için dükkan dolaşıyoruz. Birçok şeyde internetten araştırma yapıyoruz ama bir çocuk eğitimiyle ilgili bir şeyler okumak, konferanslara katılmak, biraz eğitim almak. Hatta ben bakanlığa da sundum. Dedim ki çocuğunu ana sınıfına, birinci sınıfa kaydedecek veli ne olur biz de eğitim alalım. En az bir ay o anne veya kimse gelsin eğitime katılsın. Dişin uzmanı, psikolog olur, işte bu şeyle beslenme ile ilgili uzman olur, eğitimle ilgili uzman olur. Bu insanlara bu çocuğu nasıl yetiştirelim? Bir ay eğitimi alacak. İngiltere'de bunu yapıyorlarmış. Ondan sonra da çocuğun okula kaydedecek. Anne baba eğitimi öncelikli eğitim olarak görüyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bununla ilgili ciddi bir çalışma yapılması lazım. Yani geçen sene en az 25 okul dolaştım bu konuda. İlk okulları. Ama nereye kadar gidebiliriz? Bununla ilgili televizyon programları, bununla ilgili diziler, filmler. Dizileri eğitici görüyorsunuz. Program. Yani Çanakkale'yi geçemeyenler Çanak antenlerle elimize gidilen dizilerle dizimizi kırdılar. Bu ayrı bir yaradır. Onu geçelim de hocam, yani çocuğumuzun diyelim ki maişetini karşılamak, üstünü başına alıp giydirmek, yemeğini içmeğini karşılamak bir anne baba olarak tabii ki öncelikli görevimiz ama sadece bununla kalmıyor galiba, değil mi? Artık yani bundan öte bir şey yapmak gerekiyor. Nedir o? Çocuğun midesini doldurmak için uğraştığımız kadar kalbini ve beynini doldurmazsak çocuk mutlu olamaz. Hmm. Ha bir annele çocuğun kaşıkların peşinde koşuyor bir şeyler yedir. Tamam, o bir ihtiyaçtır. Ama kalp boş. Nedir kalp? Kalpte Allah sevgisi, peygamber sevgisi, işte onu söylemenizi istiyorum. Vatan sevgisi, bayrak sevgisi, insan sevgisi, doğa sevgisi. Bu sevgiyi attırın. Bunları çocuklarımızın kalbine yerleştirmezse ya beyni? Beyine de bilgiyle dolduracağız. Hmm. Ama beynimiz bir insan beyni 90... En azından 90, bir okuma alışkanlığı değil mi? Bir kitap okuma alışkanlığı. 90 milyon kitap yükleyebilecek bir beyne sahip insanlar, bize hiçbir şey yüklemeden gönderirsek Allah yani bizden onu sorar. Biz onu nasıl toprak edeceğiz? Allah diyecek sen bir mucizesin, sana bunu verdim. Hani niye boş bıraktın? Bizim ecdadımızın yazdığı kitaplar ömürlerine sığmıyor Allah aşkına ya. İmam Gazali'nin yazdığı kitapları hesap ediyorlar, ömüre sığmıyor ya. Günde 4 saat yatmış. Onlar, biz yatıyoruz. Onun için bu konuda da sıkıntılarımız var. Okuma konusunda sıkıntılarımız var. Buna ilgili de çalışmalar yapılabilir. Biz yaptıkça o da güzel olur. Şimdi hocam, devlet eliyle okuma kampanyaları yapılıyor. Yapılmalı da, ben buna katılıyorum ama nedense bir türlü toplumumuza bir okuma alışkanlığı kazandıramıyoruz. Ben şahsen hayatımda hocam hasbelkader okumaya
çalışan bir kardeşiniz olarak söyleyeyim. Yok, hani, siz maşallah iyi okuyorsunuz. Eyvallah. Şöyle hocam, hani diyelim ki 5 vakit namaz kılmaya alışmış bir adam diye yatsı namazını kılmadan nasıl yatamazsa, yani başını yastığına koyduğunda vicdan azabı gibi bir şey hissediyorsa, ben şahsen ya bir satır da olsa bir şey okumadan yattığın zaman hakikaten bir eziklik hissediyorum. Süper. Ama bunu örneğin kendi çocuklarımdan başlamak üzere işte halka halka etrafımıza bir türlü oturtamıyoruz. Yani kitap almanın bir ihtiyaç olduğunu, işte yapılan anketlerde kitap alma ihtiyacı 242. sırada çıkıyor. Yani öncelik sıralamasında. Kitap okuma, işte yıllık grafiklerde dünyanın diplerindeyiz. Ama bunu nasıl yapacağız hocam? İşi cazip hale getireceğiz. Evet. Bir kere bizim çocukluğumuzu hatırlıyorsanız, bizim televizyon falan şu yoktu ama bize masal okurlardı yatmadan önce. Anlatırlardı. Evet. Anlatırlardı, evet, okurlardı. Evet. Ve erkek çocukları o masaldaki kahramanı yerine kendi koyardı. Kız çocuğu prenses olurdu, onu yerine. Hayal dünyası gelişirdi. Tabii. Ya şimdi biz o şeylerle büyüdük. Onların çok faydası varmış. Şimdi çocuk saat 12 olmuş, 1 olmuş, halen korku filmi izliyor. Ya çocuklar o uykunun da tadına varamıyor. Uykuyu da alamıyorlar, onun için mutlu olamazlar. Ben annelere şunu söyledim ya, bakın ne olur mutfakta iş yaparken çocuğunuzu çağırın. Önce çocuğunuza 1. sınıfta okumayı öğretirken yardımcı olun, siz bir şeyler okuyun. İşte hikayeler, masallar okuyun. Daha okumayı öğrenene kadar. Okumayı öğrendikten sonra çocuğu canınızla çağırın. Sen okuman çok hoşuma gidiyor. Bana böyle bir sayfa bir şey okur musun? Sen dinlemek için bir yandan bulaşığını yıka, bir yandan işini yap. Ama çocuğu da onur et. Çocuk da desin, he ya bu annem bana ne kadar çok değer veriyor. Veyahut ya, çocuğunuzun yaptığı güzel çalışmaları, buzdolabına o mıknatıs şeylerle asın. Resim olur, şu olur, bu. Buna benzer. Mesela geçen bir yazar bir şey anlatmıştı, çok hoşuma gitti. Dedi, annem bana masal okurdu. Tam heyecanlı yerinde aynı filmlerdeki gibi keserdi diyor. Yalvarırım anne ne olursun. Ne olursun devamını söyle. Oğlum yarın. Ama akıllıca bir iş yapıyormuş. Çok orijinal. Tabii. Ne olursun diyor. Yalvarıyorum diyor. Yarın olur. Merak unsuru. Merak unsuru oluyor. Hocam ben tarihi romanlara meraklıydım ilkokul, ortaokul çağlarımda. Yatağın içinde okurdum. Böyle kaliferli evimiz falan yok. Texas Tomix'ler biz büyüdük. Aynen öyle. Ben Texas Tomix'lerle başladım zaten. Yastığın dibinde okumaya çalışıyorum, yorganın dibinde. Bir yandan üşüyorum. Sobalı ev, sobasız odada yatıyorum falan. Yani ama müthiş bir heyecan. O romanın heyecanlı bölümünü bitirmeden, hikayenin sonunu görmeden uyuyamazdım. Bu akın öğrenciler bir gün geldi. Bu konuda biz belli şeyler açtık gerçekten. Mesela ben üniversitede kitap okuma aşkını üniversitede kazandım. Keşke ilkokul, ortaokul, lisede olsaydı bu işler. Ama niye kazandık? Güzel bir ortağımız vardı. Ben günde 100 sayfa kitap okumadan yatamıyorum. Dediğiniz gibi yeme içme gibi ihtiyaç duyduğunuz zaman iş değişiyor. Kesinlikle. Ya ben dedim, ben nasıl bu kadar zaman boşa geçirmişim. Yani okuyorduk ama böyle dertli değildik. Böyle içten değildi bu işler. Şimdi 100 sayfa kitap okumadan yatmıyorduk ama Allah nasip etti. Bak okuduk, yazdık, halen yazmaya devam ediyoruz. Eyvallah. Bir de hocam, siz eğitimcisiniz. Evde bir kütüphanenin oluşması, çocuklara okuma alışkanlığı, kitap kokusunu hissetme, onunla tanışık olma noktasında nasıl bir şeydir? Yani mesela benim çocukluğumda bizim evimizde sadece Kur'an-ı Kerim vardı. Evet. Bir de babamın Mızraklı İlmihali vardı. Hı. Osmanlıca. İki kitap vardı. Yani ama şimdi ben çocuklarıma söylüyorum, siz şanslısınız. Yani babanızın küçük de olsa bir kütüphanesi var diyorum. Benim kitaplığım şeydi, bizim bakkal dükkanımız vardı. Bir domates kasasını aldım. O çok etkili. Domates kasasını aldım, boyacılık yapıyordum. Boya, simit, satıyordum. Gittim 3-4 tane kitap aldım o parayla. Evet. O kasayı şöyle yan koydum. Kitaplarımı oraya bıraktım. İlk kütüphaneniz mi? Ya inanın olsun. Her çok, akşam. Çok her akşam yazmadan ona bakıyordum, ondan sonra yatıyordum ya. Aynı bir güzellikti. Hem kendi emek verip kazandığım için olsa gerek. Hem de işte benim de hep hayalimdi. Bir kitaplığım olsun, bir bisikletim olsun, bir de bana ait bir odam olsun. Aa. Bunlar şimdiki çocuklara belki şey gelmiyor ama bizim için çok yani kendimize hayaldi ait ya. Bir oda, masa filan. Saat ya. Bir saatimiz olmasın. Ne kadar bizi mutlu ediyordu. Hocam, Diyanet İslam Ansiklopedisini bilirsiniz. Evet, bu evet. Külliyat yeni neşredilmeye başlamış. Ben de sanıyorum ortaokula filan gidiyorum. Haftada bir ya da 15 günde bir fasikül olarak yayınlanıyor. İşte diyelim ki şimdiki parayla 10 lira. Ki biz çocuklarımıza günlük 10 lira veriyoruz okulda, evet. Bir şeyler yiyip içsin diye. Yani düşünebiliyor musunuz? Ayda bir herhalde çıkıyordu fasikülü. Onu alamadım hocam. Alamadım onu. Fasikül olarak alıp ciltlettirmek istiyordum. Günlerce ağladım, hatırlıyorum, biliyor musunuz? Bir mesela geçen Çelmik Milli Eğitim bizi çağırdı. Evet. 2 ay önceydi.
bir kitap fuarı vardı. 26 tane yazar çağırmışlar. Ekonomi talebiniz dedim. Çelmik'te güzel bir fuar açılıyor. Koşarak geliyorum ve inanın olsun kendi arabama benzini cebimden doldurdum. Gittim. İyi ki gitmişim. Ya 1000-1500 tane genci toplamışlardı. Biz onlara bir sunum yaptık. Çıt çıkarmadan 1 saat, 1,5 saat bizi dinlediler. Dedim sizi yetiştiren öğretmenin, anne babanın elinden öpüyorum. Geçtik fuar alanına, kitaplarımız var. Onlardan küçük küçük böyle imzalıyoruz. Bir küçük hanım kızımız geldi, çok tatlı bir şey. Baktı fotoğrafa, bana baktı, dedi eğitimci yazar diyor ya o da. Şöyle baktı, dedi sen yazansın. Dedim evet. Dedi bu sensin. Dedim benim ya. Buna sen mi yazdın dedi. Evet dedim. Yazdı. Dedi bu elime bir imza atar mısın? Dedim eline imza atayım da yıkayınca geçecek. Dedi valla bu akşam yıkamayacağım. Sen ne kadar masum, ne kadar tatlı. Dedim yok yok. Elini yıka. Temizlik gerekiyor. Gonca Somaz'ın kitabı vardı. Bir tane imzaladım. Dedi bir de çaktık böyle dedim. Okur musun? Vallahi dedi bu akşam okurum. Şimdi o çocuğun o bakışı, o sevinci, o tebessümü dünya bedel. Kesinlikle, kesinlikle. İşte bizi ayakta tutan bu duvarlar, küçük dokunuşlar, o tebessüm, değil mi? Onun için diyoruz yüreklere dokunalım. Yüreğine dokunacağımız binlerce çocuk var. Küçük dokunuşlar, küçük sevinçler de o çocukları mutlu ediyor ya. Keşke imkanım olsa o bütün öğrencilerin hepsine kitabımıza verir. Hocam siz şimdi geçtiğimiz günlerde bir arada bir kitap fuarı organize edildi. Evet. Onun da bir parçasını sizin Goncalar Solmaz'ın oluşturduğu bir kitap havuzu oluşturdunuz. Bir model çalışmaydı aslında belki. Sonra da siz bunları köy okullarına evet. dağıtmak için meşhur Ürgüplü Eşekli Kütüphaneci aklıma geldi. Siz bu model çalışmayı yaparken dağıttınız mı kitaplara köy okullarına? Kitaplarını hemen bitirdik. O proje şuydu. 2 hafta Ahmet Aytar Meydanı'nda Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü güzel bir projesi var. Hatta o projede bizim başlangıcında da AYGE'de çalışırken desteğimiz olmuştu. Elazığ Heyye'de okuyor projesi. Güzel bir düşünce. Ha, okuma, sevdiğime seferberliği. O projeyi destekleme amacıyla... Yok hocam ben o her yerde okuma kelimesine katılmıyorum. Anlatacağım. Sözünüzü tamamlayın. Tamam. İnşallah. İşte sağ olsun Batı Kitap Kırtasiye de fuarın öncülüğünü yaptı. Ve orada asıl olan hem fikir olduğumuz, istişare ettiğimiz ya bir farkındalık oluşturalım. Ne yapalım? Bu kitap havuzu oluşturalım. Bu ortak bir fikirdi. 2 hafta şansa o şey dönemde de kar, kış dolu yağdı, soğuk var. Hiç sormayın ya. Alem ben fuara gitmiştim. Az daha çökecekti bir yağmur. Ya inanın olsun. Ha, siz de gelmişsiniz. Evet, sağ olun. Evet. Ama inanın olsun biraz da şeyin bekçiliğini yaptık. Çok sevindiğim nokta şu oldu. İnsanımız geldi. Katılım güzeldi. Çocuklarla geldiler. Kitap beğendiler. Çocuklar oraya kitap attılar. Ya böyle havuz işte, doldu yani. Havuz doldu. Eyvallah. Hatta havuza şey balık yerine kitaplar oldu. 6000 tane kitap. Maşallah. Ve bu güzel bir proje. Türkiye'ye genelde yayılabilir. Mesela şu anda Ankara'da, İstanbul'da büyük fuarlar yapılıyor. Ya bizi izleyen insanlar, Türkiye geneli ne olur? O büyük fuarlarda ya bir havuz oluşturun. O insanlar gerçekten oraya kitap alsın. Türkiye geneli köy çocuklarına bu kitapları götürülebilir. 6000 kitap toplandı. Biz onları Goncalar Solmaz'ın deney olarak dağıtımını üstlendik. Allah razı olsun Milli Eğitim Müdürümüzden Mustafa Batı ve ekibine aracını da tahsis etti. Biz bunları okul okul özellikle ilçelere bağlı bütün köy okullarının listesini almıştık. Onları ayarladık. 6000 tane şeyi. İlk başlangıcı madenden yaptık. Ondan sonra da Düney'in Alacakaya, Palu, Kovancılar, Karakoçan'a sabah 8'de çıktı. Akşam zor 8'de eve geldik ama kavuştuk. Ramazan'dı, zor oldu. Rabbim yardım etti ya. Vallahi o 5 ilçeyi dolaşmak kolay değildi. Kitapları mı dağıttınız? Kitapları dağıttık. Bizzat birçok köy okuluna kendimiz gittik. Çobanın hediyesini verdik. Hatta yolda gelirken bir çobana rastladık. Çobanın yanına gittim. Dedim kitap okuyor musun? Dedi abi var mı ki okuyor? Dedim bir kitap versem okur musun? Dedim bu kitabın yazarı benim. Hatta Goncalar Solmaz'ın kitabım yanındaydı. Çok güzel bir şey söyledi. Abi dedi hayatımda ilk kez bir kitabım oldu. O da imzalı oldu. Ha, o çok, da güzeldi ya. Ne kadar güzel. Yani çok müthiş bir şey okunuş ama az önce söylediğim
müsaadenizle, bu tabii sizi bağlamıyor. Bu benim kendi kişisel görüşümdür. Elazığ her yerde okuyor kampanyasının her yerde kısmına itirazım var. Okuma kampanyasını çok önemsiyorum ama kitap her yerde okunmaz. Nasıl namaz her yerde kılınmazsa, ibadet her yerde yapılmazsa, okumak da ibadet etmek gibi çok nezih bir eylemdir. Bunun bir ön hazırlık aşaması vardır, okuma aşaması vardır. Yani eğer kitap okumaya kıymet veriyorsak, okuduğumuz mekana ve zamana da kıymet vereceğiz. Dolayısıyla her yerde kitap okunmaz. Kitabı her yerde okumak demek, kitabı alçaltmak demektir diye düşünürüm. Hmm. Bu benim kendi kişisel görüşümdür. Ama Elazığ Okuyor kampanyası mutlaka olmalı. Kitap alma, kitaba erişme konusunda imkanı olmayan çocuklarımıza mutlaka kitaplar, kampanyalar yapılmalı, ulaştırılmalı. Buna hiçbir itirazım yok. Okullarda okuma kampanyası olmalı. Ama kitap her yerde okunmaz. Yani nasıl namaz her yerde kılınmazsa. Her yerdeki kasıt şu olsa gerek, genel anlamında okunmalı. Yani, yani illa da kitabı biraz bir... Kitabı okurken bir kütüphaneye kendimizi hapsetme şey yok, değil yok, de. Elbette. Yani bir ağacın bir ortam oluşturma. Evet, ortam oluşturma. Kastım o. Şeyde de bir ağacın altında da oturup binlerce cilt elbette kitap okunup yazmalıyım. En güzel zaten odur. Üstad belli zaman bir ağacın üzerinde dinleye kadar şey yazmayacak. Aynen öyle. Aynen o, öyle. O olsa gerek. Bir de gelirken böyle çadırlar gördük. Göçebe hayatı yaşayan insanlarımız var. Dedik bir de oraya uğrayalım. Nasıl oraya uğrayınca gençler, çocuklar etrafımızı sardı. Abi ne getirdiniz diyorlar. Kitap getirdik. Kitabınız okuyor musunuz dedim. Kitap okuyor musunuz? Dedik ya bizim kitabımız hiç yok ki. Dedik getirdik ama okuyacaksınız. Gerçekten çok sevindiler. Çok mutlu oldular. Hatta küçük bir çocuk vardı. Annesi banyo yaptırıyordu. O haliyle koşarak yanımıza gelmiş. Sen niye geldin dedim. Ya dedi kitap dağıtılıyormuş bu da. Ne güzel. Yani bunlar bir güzellik. Bunlar ayrı bir şeydi. Yorulduk ama inanın olsun inşallah o okunan kitaplardan 3 tane çocuk etkilenirse hepimizin hanesine yazılacak. Kitap bağışında bulunan, emek veren, bu yayınlayan, destek olan herkesin hanesine yazılacak diye düşünüyorum. En güzeli ne biliyor musun? Çocuklarımıza küçük yaşta paylaşma ruhunu vermek zorundayız. Hep bana diyor, hep benim olsun değil. O hocam bizim programımız ismi paylaşmak zaten. İşte bana tam isabet oldu. İnanın olsun o çocuklar o kitaplardan birer tane o havuza atırsa ben o kadar mutlu oluyordum ki. Yani onlar da mutlu oldular. Onlar da mutlu oldular. Paylaşırsa güzellikler atacak. Bu kitap havuzu oluşturma, toparlama ve dağıtma modelini en azından Elazığ çapında yeniden devam ettirecek bir çalışma düşünceniz, planınız var mı? Aynen şey düşünüyoruz. 12 ay şeyde askıda kitap. Yine kırtasiyelere böyle kutular bırakıp insanlarımız kırtasiye kitapçılardan kitap aldığı zaman o isterse o kutuya askıda kitap. Çok 12 güzel. Ay bunu düşünüyoruz. Hatta sağ olsun Mustafa Bat falan söz verdi. Biz de dediler hocam onu da birlikte karar verdik. Diğer kırtasiyelerden kitapçılardan da destek verdi. Habit olsun diğerler olsun. Ya bir kutu bırakacağız. Askıda kitap. Mesela okullar açıldığı zaman askıda kitap, kırtasiye olabilir valilik, bu. Hocam belediye gibi toplu mekanlarda da olabilir belki. Aynen. Bunun kutuları konulabilir. Elazığ geneline yayabiliriz. Çok da güzel olur askıda kitap. Hatta askıda kırtasiye isteyen çocuğuna 10 tane kalem aldığında bir kalem de oraya alsın. Ne var? Okullar açıldığında o kırtasiyeler de. Hem öyle hem de şöyle hocam. Hepimizin evinde fazlalıkları da var yani. Fazla çocuklar, kitap. Evet o da çok güzel olur. Var, fazla kırtasiyeler var. O şeyde mesela kitap havuzunda o şekilde de kitaplar geldi. Güzeldi. Biz onları isimledik, hazırladık. Yorulduk o iyiydi. Yani güzel oldu. Kitaba erişimi kolaylaştırmamız lazım. Hocam son kağıt zamlarından sonra hakikaten artık kitap da çok pahalı yani. Evet. Ortalama bir kitap 40-50 lira. Yani kitaba ulaşmak da artık kolay değil yani. Pahalı da biraz. Dolayısıyla bu tür kampanyaların alamayan kitleler için, alamayan çocuklar için destek olmak adına önemlidir diye düşünürüm. Öyle şeyler oluyor ki bir film, bir konferans, bir kitap yeri geldiğinde bir söz insanın hayatını değiştirebiliyor. Çok doğru. Yani onun için ben mesela okullarda konferans verirken bir gariban bir mahallede sunum yapıyorum gençlerimize. Şunu söyledim. Dedim ki fakirlik kader değildir. Bunu bilirsiniz. Bizim işte maddi durumumuz yok. Şuyumuz yok. Bizim de yoktu. Biz sizden daha kötüydük. Bir örnekle biz 5 yıl okuduk. Lastik ayakkabı 3 yıl giydik. Bilmem kalemimiz yoktu. Küçücük olurdu. Babamızın pneumatik ciletinin sapını takar yazardık. Defterimiz biterdi. Silerdik bir daha yazardık. Silerdik bir daha yazardık. Ama şunu bildik. İnanırsanız, çalışırsanız, gayret gösterirseniz Allah yardım eder başarılı. Hocam geçen resmini gördüm. Samiha Ayverdi'yi bilirsiniz. Evet. Önemli
fikir dünyamızın, edebiyat dünyamızın önemli bayan simalarından, düşünürlerinden biridir. Şöyle şu kadar bir kapta hocam, o kurşun kalemler sonuna kadar gelmiş, şu kadar kalmış. Onların hepsini biriktirmiş. Bunun özelliği ne biliyor musunuz hocam? İsraf etmemiş ve o kadar kalemi harcayarak o eseri yazmış. Onu nasıl görüntülemek hocam? Açısından çok onları hocam muhafaza etmiş. Şu kadar bir kapta yani, şu kadarcık kalmış kalemler. Yani hakikaten, çünkü niye? 50'li 60'lı yıllarda yaşanıyor bu mesele. Türkiye'nin yokluk yılları. Bu kadar yani kitap yok, kalem yok, kağıt yok. Yani geçenlerde mesela bir Türk sineması vardı. Çocuklarımla beraber izlemeye çalıştım. Çocuğun biri kitaba erişemiyor. Bir başka çocuk çimento kağıdını yırtarak gidip o her gün o kütüphaneden o kitabın bölümünü yazarak getirip hasta kardeşine okuyor. Süper. Çok etkileyiciydi. Yani ağladım mı filmi seyrederken. Şimdi mesela geçen sene bir çocukluğumuz oyuncağı sevgisi açtık. Çok da hoşuna bir sevgi oldu. O Ankara lastiği falan onlardan bırakmıştık. Bir beyefendi geldi, ayakkabı kokladı. Dedim ne oldu? Dedi hocam koku aynı ya. 30 sene önceki koku. Şimdi yazın yakan, kışın donduran yani. Ama şu bir güzellik de, yine o sevgiyi yine yazın açacağız. Bayramdan sonra düşünüyoruz. Mesela o da şey vardı. Bizim annemiz silgimiz kaybolmasın diye ipe takardı, evet, boynumuza bırakırdı. Ama arkadaşımıza da silgi lazım olduğu zaman eğilirdik, kullanırdı. O da silgi kullanırdı. Öğrencimin yanında arkadaşı silgi istiyor, vermiyor. Niye vermiyorsun dedim. Yani arkadaşınla paylaşsan iyi olur. Tembihlenmiş mi acaba? Annem dedi ki hiç bir şeyini kimseyle paylaşma. İşte bak paylaşma dedi ki. Bizim yokluktu. Anamız diyordu olanı paylaş. Şimdi varlık içindekiler diyor ki paylaşma. Paylaşmadan olmaz. Kesinlikle. İşte bu çocuklar bencil, egoist yetişiyorlar. Oyuncağını paylaşmıyor, hiçbir şeysini paylaşmıyor. O sevgi de gerçekten güzeldi. Gofret falan getirdik. Beyaz gazoz, gofret. Çocukluğumuzdaki o gofretlerden buldum. O da ayrı bir güzellik. Bir gofret elimize geçince mutlu oluyorduk ya. Ya hocam gofret nedir? Köyümüzde bakkal yoktu ki bir gofretin ne olduğunu bilirim. Yani bunlar hep sonradan tanıdık bunların çoğunu. Yani çocuklarımız tabii şimdi müthiş bir savurganlık içerisindeler maalesef ama hakikaten yokluk yılları. Bazen de yokluk daha güzeldi diye düşünüyorum hocam. Yani bazı şeyin yokluğu daha kıymetlidir. Şey etmeden, her şey önüne geldiği zaman kıymetini bilmezsin. Mesela bizim büyüklerimiz çarşıdan geldiği zaman koşardık önüne, acaba bize ne getirmiş. Hele cebime bak derdi büyüklerimizin. Elimizi cebine koyardık, o şalvarın bir şeker elimize geldi dedi. Vay, o kadar sevindik ki bir şeker ya. Şimdi çocuklarımız çikolataya doymuşlar ama mutlu değiller. Yani o ayrı bir güzellik dedim. Biraz da böyle her şeyi çocuğun önüne sürmemek lazım. Her şeyi önüne vermemek lazım. Mesela haftalık harçlıklar verebiliriz. Hiç unutmuyorum mesela. Ben 3 günlük harçlığımı biriktirip beyaz gazoz ve simit aldım. Adana'da şalgam ucuzdu ama gazoz biraz pahalıydı. 3 günlük harçlığımı da beyaz gazoz aldım. O gün çok mutlu oldum. Beyaz gazoz, simit yiyeceğim. Bir gün bir arkadaşım, maddi durumları da iyi. Bunlar oyun oynarken o gazozu sallıyorlar, birbirine böyle gazoz atıyorlar. O kadar zoruma gitti ki. Hiç ben kavga etmeyi falan bilen bir çocuk değildim ama bir koştum buna, bir tane vurmuşum. Niye bana vurdun? Dedim o nimetle dalga geçme. Onu bulamayanlar var. Hatta akşam gitmiş babasına demiş, işte hacı beni vurdu. Babası demiş, hacı efendi bir çocuktu. Kolay kolay kimseyi vurmaz. Sen yine bir yanlış mı yaptın? Yok demiş, geldi beni vurdu. Geldi babası dedi, biz seni seviyoruz. Sen niye bunu vurdun? Dedim böyle böyle. Celal amca gazozu almış. Böyle oyun oynuyorlar o nimetle. Sen de bunu şımartmışsın, buna çok para vermişsin. Bir tane de o çaldı. Dedim çünkü adam haklı. Biz size parayı verdik diye nimetten dalga mı geçersiniz diye. Onun için ölçü ölçü. Bir alime sormuşlar, bize nasihat et, demiş ki ölçülü olun. Yememizde, içmemizde, oturup kalkmamızda, her şeyimize ölçüyü kaçırdık. Şimdi de diyoruz niye böyle? Bir ölçümüz olacak. Bir sınırımız olacak. Onun için çocuklarımıza da bu sınırı koruyacağız. Her istediği yerine gelen çocuk mutlu olamaz. Anladım hocam. Peki siz bir anlamda yaptığınız işlerle de bir rol modellik üstleniyorsunuz. Evet. Eğitim açısından rol model, çocukların eğitiminde rol model kavramı önemli midir? Aynen, çok önemli. Hele ki çocuklar öğretmeni taklit ediyorlar. Ben ilk göreve başladığımda Nevşehir'de stajyer öğretmenim. Burama da o kravat mendilinden bırakıyorum. Bir hafta geçti, baktım bütün erkek öğrencilerin burasında mendiller var. Bu ne dedim ya? Öğretmen sen de taktın ya.
Erkek öğretmenin işte öyle tabii. Kız çocukları bayan öğretmenin saç taramasından, saçlarına şekil vermesinden, kılık kıyafetine kadar onu taklit ediyorlar. Evet. Çocuk öğretmeni taklit ediyor. Anne baba bir şey söylüyor diyor. Yok, öğretmen böyle dememişti. Öğretmen çocuk için çok önemli. Hele ilkokul yıllarında. Ve bunu binlerce, şu ana kadar 100.000'e aşkın öğretmen adayına sunumlarımız oldu. Birçok eğitim fakültesinde o bant eli programı birçok eğitim fakültesinde ders olarak izletilmiş. Bana dünya kadar mektup geldi fakültelerden. Geçen Zonguldak Ereğli'den geçen sana bir sene bana bir davet geldi. 24 Kasım'dı. Bir doçent hanımefendi aradı. Hacı Bey buyurun dedim. Ben Selda dedi. Doçent Selda. Buyurun öğretmenim dedim. Dedi 9 yıldır bant teli programını izletiyorum öğrencilerime. Diyorum ki hatta bize notu veriyorum sınav sorusu. Siz bir köy öğretmeni olsanız, hacı öğretmeni yerinde olsaydınız ne yapardınız diye. Mektup yazıyorlar. O mektuplara not veriyorum. 9 yıl oldu. Bu yıl da söyledim demişler ya hocam yeter ya. Her sene mektup yazmaktan daha yorulduk. Bu adamı çağır da gelsin misafirimiz olsun. Ne hocam vallahi böyle aynı doğal anlatıyor. Gelir misin dedi. İnanın olsun o 24 Kasım'da da çok davet geliyor öğretmenine gün olduğu için. 2 üniversitenin daha daveti vardı. Dedim öğretmenim geliyorum. Dedi ekonomi talebin nedir? Dedim ne ekonomi talebisi? Uçak bileti gönderebiliyor musunuz? Dedi tamam dedim geliyorum. İnanın olsun iyi ki gitmişim. Ya bizi böyle bir karşıladılar ki. Hepsi bizi tanıyor. Hacı öğretmen gelmiş, bir abileri gelmiş, sanki bir amcaları gelmiş, bir kardeşleri gelmiş. 2 gün misafirleri olduk. O mektupların hepsini aldım. Dünya kadar mektup yazmışlar. Çok mutlu oldum. Hiç biz farkında olmadan o kadar etkili olmuş ki. İşte bu 5 ilçeye gittik ya Düneyn. Oradaki öğretmenlerin çoğu, hocam hoş geldiniz, nasıl falan diyorum. Avcılık köyünde çalışırken 6 yıl boyunca 300 tane öğretmen staja geliyordu bizim bileşim sınıfta. 50'şer kişilik gruplar. Ne kadar etkili olmuş. Hocam diyor o sınıfa hayran kaldık. Biz o sınıfı oluşturmak için çok uğraşıyoruz ama sizin sınıfınız çok güzeldi diyor. Demek ki oluyor. Hocam bir de iş dünyasına konferanslara gidiyorsunuz evet. Zaman zaman. Ne anlatıyorsunuz iş dünyasına? İş dünyasına... Hani eğitim dünyasını anladık da. Bursa Kalder çağırmıştı. İzmir, İstanbul, Ankara. Bursa, İzmir, bir de İstanbul. Kalite Derneği yani. Kalite Derneği. İş adamlarına sunumlar yaptım. Bir beyefendi dedi hocam 600 tane personelim var gelip onlara bunları anlatmanı istiyorum. Dedim ki ben ekonomi, işletme falan anlatmıyorum. Yani eğitimle ilgili projelerimizi anlatıyoruz, çalışmalarımızı anlatıyoruz. Hocam dedi sen şikayet etmiyorsun dedi. Biz personele altın tabakta şey sunuyoruz diyor ki bu yok ki. Şu anda en büyük sorunumuz bu biliyor musun? Bütün firmaların da sorunu bu. Mesela salı günü İstanbul'dayım. Yapı Kredi Bankası'nın genel müdürlüğünün personeline bir sunumum olacak. O zaman yüreğe dokunmak diyeceğiz. İlham vermek. Ama şimdi mesele şu. Buradaki şey işini seversen, işe yüreğini koyarsan, canla başla çalışırsan başarılı olursun. Ne iş yaparsan yap ama işini seveceksin, önemseyeceksin. Ve elinden geleni yaptıkça başarılı oluyorsun. Ana şey bu, etkili olan da bu. Gerçekten birçok şey. Yani iş dünyasına da öncelikle çalışanlar işçilerini sevme, yani kurum kültürünü benimseme gibi unsurları mı anlatıyorsun? Aynen. Biz bu hikayelerden bahsediyoruz. Biz işimizi sevdik, önemsedik. Bizim personelimiz işte öğrenciler, ekip bu. Ekip olduk, başarılı olduk. Siz de ekip olursanız başarılı olursunuz. Hatta bir şirket 2000 kişiydi. Sahneye çıktım, elimde de topaç var. Dedim ki biz Elazığ'da buna mozik diyoruz. Siz buna topaç diyorsunuz. Bu elimde dik durur mu dediler. Yok dedim bir dakika. Hani böyle güzel bir alandı. Bir ipi sardı. Attım. Hani çocukluğumuzdaki bir ses. Bum diye bir ses. Elime aldım şöyle dönüyor. Tam böyle karşıda durdum. Dedim galaksi hareket halindeyken insanın boş durma lüksü yoktu. Eyvallah. Büyük şirket olabilirsiniz. Gelişmiş olabilirsin. Kodak şirketi de çok büyüktü ama yenilenmedi, değişmedi, battı. Gelişimi takip edemedi dünyanın bu gidişatını. Sizi çeviren bir ipiniz olacak. Bir hareket halinde olacaksınız. Ondan şeyden sonra da konferanstan sonra o topaçı ve ipi genel müdüre hediye ettim. 3 hafta sonra genel müdür beni aradı. Hacı Bey dedi 3 hafta senin konferansını ilerliyoruz. İkinci konferansı istiyoruz bir. İkincisi o mozik dedin ya dedim moziği çerçevelettik
şirketin gidişine asmışız. Türkiye'nin büyük şirketlerinden biri isim de şirketin gidişine asmışız. Altına da yazmışız. Galaksi hareket halindeyken insanın boş durma lüksü yoktur. Hacı Ormanoğlu. Dedi hocam bir şirket daha kursak logosunu müzik yapacağız. Ya işte, çok güzel. Şimdi en azından da böyle bir şey yazacaklar. Geldi konferans vermeye müzik çalıyor. Bununla bitirelim hocam. Evet. Süremiz doldu. Bir Ramazan sohbeti çerçevesinde eğitimden iş dünyasına kadar keyifli bir söyleşi yaptık. Kaleminize bereket olsun, ömrünüze bereket olsun hocam. İnşallah yine yazar çizer, yorulmadan didinirsiniz. Allah kolaylık versin. Allah sizden razı olsun. Sesimizi Türkiye'ye, dünyaya duyurdunuz. Kanal Fırat ekibine de size de çok teşekkür ediyorum. Allah muvaffak etsin. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Değerli seyirciler, Hacı Ormanoğlu ile birlikte Goncalar Solmasın diyerek yola çıkan bir eğitimci ile o goncaların durumlarını, neler yapılabileceğini konuşmaya çalıştık bir sahur programı çerçevesinde. Bir programı daha burada bitiriyoruz. Hayırlı sahurlar diliyorum.